İflahsızın Yusuf'la pehlivan Ali odaya geldiklerinde beyaz mantar şapkalı bir taşeronun odadaki ırgatları başına toplayıp ad yazmakta olduğunu gördüler. Köse Topal, aha diye haber verdi. İki uşak daha geldi efendi. İri burunlu, kocaman yüzlü Laz taşeron, iflahsızın Yusuf'la pehlivan Ali'ye şöyle bir baktı. Yusuf'u değil de Ali'yi gözü tutmuştu birden. Yaklaşın pakayım, dedi. Yaklaştılar, çekiniyorlardı. Başındaki beyaz mantar şapkaya göre adam memur falan olmalıydı ama ne? Sordu, nerelisiniz? Yusuf, biz mi? Dedi. Taşeron kızdıysa da üstelemedi. Yusuf ardını getirdi. Ç köyünden oluruz. Evli misiniz, bekar mı? Ben evliyim. Bu Ali, ergen daha. Ergen dediğimse hani sözlü. Anası bu ile verecek. Var inşaatımız büyük. Vereceğim 3,5 sağlam. Çalışırmışsınız, yazayım mı? Fabrikada kazandıklarından fazla geçecek ellerine. Yusuf, ne dersin? Demek isteyerek baktı Ali'ye. Ali'nin pek fikri yoktu, omuz çekti. Taşeron sabırsızlıkla tekrarladı. Yazayım mı? Yusuf yerinde kımıldandı, güldü. Vallahi efendi, dedi. Ne desek boş, biz şimdi çalışıyoruz. Nerede çalışıyorsunuz? Fabrikada. Hangi? Hemşerimizin fabrikasında. Ben kirli kozacıyım. Ali de kırma tablada. Fabrika hemşerimizin olduğundan. Ne hemşerisi? Bizim köyden değil ha. Bizim sancaktan. Otomobilinin uğruna çıktım da, lakin ırgat başısına kulak asma. Pek tırnaksız. Laz taşeron hiçbir şey anlamamıştı, kızdı. Neler serliyorsun be? Ne hemşerisi, ne ırgat başısı? Hiç yani, hemşerimiz deyince bizim köyden değil. Bizim sancaktan olur. Irgat başısı da tırnaksız. Paramızı kesti. Suçlu düşecek, haberi yok. Taşeron Köse Topal'a döndü. Var mı aklında sakatlık? Köse Topal'da bir şey anlamamıştı. Efendiye bir laf verin, dedi. 3,5 sağlama çalışmak ister misiniz? Adınızı yazsın mı? Yusuf düşünüyor. Taşeronsa boyuna pehlivan Ali'yi süzüyordu. Birden sordu. Sen pehlivan mısın? Ali'nin bir şey söylemesine kalmadı. Yusuf atıldı. Yüzü diye değil. Lakin zorlu güreş tutar. Taşeronun gözü hep Ali'de. Gelirsen veririm sana 4 lira. Net. Yusuf, bensiz gitmez, dedi. Bitişik bir göbeğiniz. Değil ha, ayrılmaz. Ayrılır mısın Ali? Ali, anca beraber kanca beraber Yusuf, dedi. Yusuf gururla baktı taşırana. Taşıranın gözleri Ali'de. Gelirseniz yazayım. Yusuf, düşünelim, dedi. Düşünün. Veririm saat 3,5. Saatte 4. Net. Artık onları bırakıp başkalarının adını yazmaya koyuldu. İki arkadaş hasta arkadaşlarına pek de kulak asmadan bu yeni işi bir süre indirip kaldırdılar. Fabrikadan daha karlıydı. Hemşeri memşeri. Yusuf, bana ne hemşeriden, dedi. Hemşeri olup da aradı mı? Sordu mu? Ali de tıpkı onun gibi düşünüyordu. Boynuzlu, dedi. Boynuzlu ki boynuzlu. Ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Varalım bakalım. O parlak oğlan ağamıza dediyse ne ala, demediyse. Ağamızın yanına biz kendimiz gireriz. Gireriz. Deriz böyle böyle. Irgat başıyı çağırtıp hakkımızı aradı aradı. Aramadı mı? Bizden günah gider. Tamam. Bırakır mıyız işini? Bırakırız tabii. Gözünün yaşına bakacak değiliz ya. Niye bakalım? O bizimkine bakıyor mu? Bakar mı? Biz de onunkine bakmayız. Ya bakarsa, dedi Ali. Bakarsa, ırgat başından hakkımızı alırsa mı? Alırsa. Yusuf düşündü, aklına başka bir şey geldi. O zaman da sen bana bırak, dedi. Ne yapacaksın? Bize daha iyi, daha paralı birer iş ver deriz. Tamam, ben de bunu düşünüyordum. Verirse, bu mantar şapkanın verdiği yemyelerden fazla olursa, Yusuf kurnazlıkla göz kırptı. Buna gelir deriz ki, böyle böyle, hemşerimiz gündeliğimizi artırdı. Dörder veriyor deriz. Bu, gelin ben 5 vereceğim derse ya, olay, o zaman da ağamıza gider, mantar şapkalı 5'er veriyor, ne diyorsun deriz. Tamamdı, şehirli miyeli. İşte kıstırmışlardı şehirliyi. İnsan delinmedi kabağa gelmeli diye boşuna deyip durmazdı emmim. Onun dediği delinmedi kabak bu işte. Doğru. Köyümüzü bırakıp o kadar yolu boşuna tepelemedik ya. Biz mi tepeledik Yusuf? Kim tepeledi ya? Tren tepelemedi mi? Ne bakıyorsun tren tepelediğine? Biz tepeledik sayılır esasta. Gözü yanı başında, yorganı sımsıkı bürünmüş. Soluksuz, upuzun yatmakta olan arkadaşlarına ilişti. Pehlivan Ali de birden dikkat etmişti. Uyuyor mu ki?
Yusuf yorganın ucunu kaldırdı. Donuk, sapsarı alnında ter tomurcuklarıyla Köse Hasan uyuyordu. Ali, ört ört dedi, uyanmasın, yazık. Yazık ki yazık. Bu ne olacak? Hiç bilmiyorum vallahi. Yanlarına köse topa sokulmuştu. Beri bakın dedi. Bu oğlana sahip olun. İyi miyi olacağı yok bunun. Yatıp duruyor. Yusuf, sahibi Allah mı? Dedi. Allah sahip olsun. Bizim sahipliğimizden ne çıkar? Pehlivan Ali de böyle düşünüyordu. Başını salladı. Doğru. Köse topal sözünün ardını getirdi. Para ver de çay kaynatayım. Gripini alayım. Yut. Evvel Allah bıçak gibi keser dedim. Oralı olmadı. Pehlivan Ali'nin birden içi sızladı. Yoksa parası mı tükendi? Yusuf. Tükenir tükenir dedi. Ali davrandı. Çaya mıya kaç kuruş gider? Köse topal hesapladı. 12,5 gripin. 25 de çay ile şeker. Etti 37,5. İki arkadaş bakışlarıyla anlaşarak 20'şer kuruş çıkarıp uzattılar. Hayrına kaynatıver topal emmi. Kaynatırım. Gripin de yuttururum. Yuttur. İyi bir de terledi miydi? Bıçak gibi keser değil mi Yusuf? O saat. Köse topal 40 kuruşu cebine indirip kalkınca Pehlivan Ali yavaşça sordu. Yusuf. Ha, Allah bize sevap yazdı değil mi? Yazmaz mı? Lakin şu topal gibi yokmuş valla. Topal deme. Niye? Günah. İyi ya, demeyelim bir daha. Aşk olsun, hemşerisini değilken. Hı? Yusuf, emim gibi. Adamın koçu bu da. Belli. Ertesi gün Köse Topal, Köse Hasan'ın yatağına sokuldu. Yorganı kaldırdı, Hasan uyanıktı. Kirpikleri yaş yaş parlıyordu. Köse Topal, o ne? Dedi. Ağlıyor musun ne? Hasan'ın kirpikleri az daha yaşardı ama karşılık vermedi. Geceden beri gözüne uyku girmemişti. Böğründeki sancı geçmeyecek, köyünden uzak, yazının gurbetinde yapayalnız kalacaktı. Köse topal hastanın göz aklarına baktı. Doktormuş da anlarmışçasına bileğini tuttu. Bilek sımsıcaktı, başını salladı. Senin bu hastalığını bildim ben. Üşütmüş saplıcan olmuşsun. Bir gripin yut, üstüne de iki bardak çay içtin mi Allah'ın izniyle bir şeycin kalmaz. Hasan'ın gözleri umutsuzlukla tavana dikti. Gripinle çay da 50 kuruşun başında. Hasan'ın tavana dikili gözleri öylece bakıyordu. Köse topal çekinerek sordu. 50 kuruşun yok muydu? Hasan içini çekti. Gözlerinden yaşlar boşandı. Köse topala üzgün üzgün baktı. Yok emmi, vallahi yok. Canım, 25'in de olsa olurdu. Vardı, 25'i vardı ya. Boş yere masraf olacaktı. Allah'ın bileceği bir şeydi hastalık. Cenab-ı Allah gurbet ellerde ruhum teslim alacaksa gripin miripinin ne hükmü olurdu? Almayacaksa boşuna 25'e gidecekti. İstemeye istemeye cebinden çıkarıp uzattı. Köse topal aldı. Üstünü de ben yetireyim bari sevabıma. Kalktı. Sırları yer yer dökülmüş iri mor çaydanlığı sandığından çıkardı. Paslı bir ter kulp yerini tutsun diye takılmıştı. Doldurup ocağa oturttu. Fabrika bakkalından gripini almaya gitti. Hasan yalnız kalınca gözlerini yeniden yumdu. Günler, gecelerden beri aklına takılan köyünü, karısını, kızını, ille de kızını yeniden düşünmeye başladı. Buralarda kalacak, yavrusuna hasret gidecekti. Köyden ayrılırken anasından gizli babam, babam demişti. Şehirden gelirken bana şu karı hafızın torunu Dürdane'ninki gibi yeşil bir saç tokasıyla kırmızı bir tarak getirir misin? İçini çekti sesli. Vay yavrum vay, dedi ve artık tutamadığı gözyaşlarıyla sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. Neden sonra değişti, ağlaması dinmiş, bayağı ferahlamıştı. Ölüm Allah'ın emriydi, Allah emretmeden kuş kanadını oynatamaz, karınca adımını atamazdı. Dedi kendi kendine, ben bu dertten iyi olur kalkarsam Yusuf. Kafasından iflahsızın Yusuf, ardından da Ali geçti. İflahsızın Yusuf'la Pehlivan Ali'yi tam da bu sırada Çırçır Dairesi'nin tozlu boş odalarından birisine çeken ırgat başı ''Ulan itler!'' dedi. ''Ne için ettiniz beni şikayet?'' Yusuf da Ali de sarsıldılar. Irgat başının elleri arkasındaydı, sokuldu. Hiç beklemediği anda Yusuf'a bir tokat, Yusuf'un kasketi uçtu. Sendeledi. Kollarıyla yüzünü kapamıştı. Hep senin başın altına çıkar bunlar değil mi? Acıdık aldık işe, ettin beni şikayet. Defolun, işmiş yok size, yallah. Yusuf yerden kasketini aldı, ardında Pehlivan Ali Çırçı Dairesi'nden koşar adım çıktılar. Yusuf bir ara durakladı, Pehlivan Ali'ye baktı.
Abaru dedi. Hemşerimiz de meğer. Pehlivan Ali kıs kıs gülüyordu. Emin olsa bu işe ne der Yusuf? Yusuf kızdı. Anayın dini derdi. Ne dermiş? Soytarı mı var senin karşında? Tokadı yiyen benim. Önden yürüdü. Pehlivan Ali de arkasından yürüyordu ama elinde değildi. Gülmek istemiyor. Gülmenin yakışık olmadığını akıl erdiriyordu yoksa. Tutamıyordu kendini. Fabrika sahibinin odası yakınından gelince Yusuf gene durdu. Ali. Ali gülmemek için kendini tutarak sordu. He. Irgatbaşı bana o tokadı ne diye attı? Bilmem, şehirde adet usul bu değil mi? Yusuf hınçlı. Gel ardımdan dedi. Geldim belli. Ne yapacaksın? Ne yapacağımı biliyorum ben. Gel. Gelmesi kolay Yusuf, kolay ya. Ters mert iş görmeye yine. Görmem. Aklına takmıştı. Ağasını görecekti, mümkünü yok. Yürüdüler. Gene kısa boylu parlak odacı karşıladı. Ağanın gözüne görünmeyin. Hemen tüyüm buradan. Yusuf şaşırdı. Niye? O ne yaptı ki? Ne yaptık mı, yaptık mı yok. Bu fabrikada hiç kimse ötekini gammazlayamaz. Hemşerimize dediklerimizin tümünü dedin mi? Dedim. Ne dedi? Ne diyecek? Çağırdı Irgatbaşı. Ondan sonra safa sapiso. Hadi basın gidin buradan namusunuzla. Gitmezsek ne olur? Yusuf'a bir tekme. Deyiyoruz. Sen kaç paralık adamsın da karşımda? Bas buradan. Arkalarından ite ite fabrika çıkış kapısına götürdü. Kapıcıya. At bunları dışarı dedi. Bir daha da içeri sokma. Ağanın emri. Arnavut kapıcı emri saygıyla uyguladı. Yusuf öfkeden titriyordu. Vay gidi hemşirelik vay dedi. Vay insanlık vay. Pehlivan Ali yanı başındaydı, başını sağladı. Vay ki vay. Demek kahvedeki koca herifin hakkı varmış. Hemşirenin kötüsü kötü olur dediydi. Doğru. Şimdi ne yapacağız? Yediği tokat Yusuf'a gittikçe koyuyordu. O kadar ki öfkesini yenilerek gitti kaldırıma oturdu. İçini çeke çeke ağlamaya başladı. Ancak bunun üzerine durumun haysiyetsizliğini kavrayan Pehlivan Ali de toparlanmıştı. Çünkü Yusuf hiç böyle yenik, zavallı, aciz görmemişti. Yanına gitti, omzunu tuttu. Yusuf, Yusuf lan, Yusuf. Yusuf hıçkırıklar içinde baktı. Bırak Ali, bırak kardeş. Biz ölmüşüz be. Bizde tövbe iş yokmuş. Biz kendimizi kaldırıp ırmağa atmalıyız. Yazık bize, yazıklar olsun. Niye be Yusuf? Herif tokat attı, sustuk. Kovdular, sustuk. Demek avradımıza sövseler gene susacağız. Ali dikildi. Kalın kara kaşları öfkeyle çatıldı. Fabrikadan yana baktı, baktı. Hemşerisinin ırzına, nikahına eğri dinine bir güzel sövdü. Sonra Yusuf'un oturmakta olduğu kaldırım taşına, onun yanına oturdu. Kolunu arkadaşının omzuna attı. Sus Yusuf, sus kardeş, ağlama. Erkek adam ağlamaz. Yusuf gözyaşları içinde doğruldu. Ben de biliyorum ağlamaz ağlamaz ama... Neyse, oldu bir sefer. Sana tokat attığında ona şöyle bir kara kucak girmek vardı ya neyse. Kalk hadi kalk. Oldu bir sefer. Ağlamakla Yusuf'un içindeki zehir akıp gitmiş, ferahlamıştı. Arkadaşının yardımıyla kalktı, gözlerini kuruladı. Yusuf bir ara durdu. Ne yapacağımızı biliyor musun? Ne yapacağız? Beyaz lengerliğe girip, Pehlivan Ali'nin gözleri toparladı. Tamam. Yusuf'un boynuna sarıldı. Arkadaşının yanaklarını öptü, öptü. Sonra da arkada bıraktıkları fabrikaya dönerek yumruğunu salladı. Sizin işinize kalmadık. Odaya vakitsiz gelişlerine şaşan köse topala işten kovulduklarını söylemediler. Beyaz lengerlinin yanında çalışmayı daha uygun bulmuşlardı. Yerini sordular. Köse topal tarif etti. İki arkadaş hiç vakit geçirmeden yolu tuttular. Arkası yarın.